Dostlar selam, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni aldığım Xiaomi Mi Note 10 Lite'ı papslıyoruz. Öncelikle bu papsları bize gönderdiği için Paps Cover'a teşekkür etmek istiyorum. Cihazımız Xiaomi Mi Note 10 Lite. Önceden bir inceleme videosunu çekmiştim. İncelemiştik beraber, ufaktan bir bakmıştık. Şimdi beraber bu telefonu papslayacağız, yani kaplayacağız. Bu telefonun kullanımı, ele verdiği hissiyat gayet güzel. Kullandığınız zaman size çok premium hissettiriyor. Ama gidip buna bir kılıf taktığınız zaman kılıf hem telefonu ağırlaştırıyor hem kalınlaştırıyor. Zaten bu telefon hafif olmayan bir telefon. Siz gidip buna bir kılıf taktığınız zaman artık iyice ağırlaşıyor ve elinizde ağırlık yapmaya başlıyor. Aynı zamanda ekranımız edge ekran olduğu için, yani kıvrımlı ekran olduğu için kılıf taktığınız zaman köşelere erişemiyorsunuz. Köşelere erişemediğiniz için de size kullanışlık açısından olumsuz geri dönüşler yapıyor. Şimdi bu videoda kılıf kullanmak yerine en güzel alternatiflerden bir tanesi olan Paps Cover'ın papslarını telefonumuza uygulayacağız. Biliyorsunuz ki önceden Xiaomi Mi 9T'yi uygulamıştık. İlk uyguladığımız kaplama kalitesiz, ucuz bir kaplamaydı ve gerçekten de kalitesiz olduğunu videoda belirtmiştik. O videonun ardından Paps Cover bize Mi 9T için yine kaplama göndermişti ve o kaplama farkını o videoda hissetmiştik. Telefonumuzu yine papslayacağız. Dostlar öncelikle bu papsları satın almak isterseniz eğer açıklamaya bırakacağım linkten girip satın alabilirsiniz. Neredeyse piyasadaki bütün telefonların bulunuyor. Aa bende işte şu telefon var, buna uygun var mıdır, şuna uygun var mıdır demenize gerek yok. Siteye girip bakın. Eminim ki vardır çünkü birçok model için üretiyorlar. Fiyatları da 40 lira bandında oluyor dostlar. Kutumuza baktığımız zaman, yani paketlemesine baktığımız zaman Paps Cover yazısını görüyoruz. Kap değil Paps denmiş. Önde şeffaf bir bölüm bulunuyor Paps'ı görmeniz için. Arka tarafına baktığımız zaman da Türkçe ve İngilizce şekilde bazı detaylardan bahsetmişler. Aynı zamanda alt tarafı da sosyal medya hesaplarını bırakmışlar. Cihazın kasasını tamamen kaplıyor. Çizilmelere karşı koruyor. Ve bir noktaya kadar da, yani belli bir yükseklik seviyesine ve zemine bağlı olarak da darbelere karşı koruyor. Mesela örnek veriyorum, çok düşük bir zeminden yere düştü. Cihazınızın aşınmasını, hani boyasının atmasını engelliyor. Sadece çizilmeye değil, ufak tefek darbelere karşı da koruyor. Hava kanalları bulunuyor, kabarcık yapmıyor. Tabii ki bu biraz da uygulama yönteminize bağlı. Ben bu videoda tabii ki yapmaya çalışacağım ama asla onlar kadar profesyonel değilim. Bu yüzden onlar gibi hatasız yapamam. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım ama yine. Şimdi paket içeriğinden şöyle bir adet kuru, bir adet ıslak mendil çıkıyor. Nasıl uygulandığını mutlaka izlemeniz gerekiyor. Hiç bilginiz olmadan, bir tecrübeniz olmadan yaparsanız Paps'ı çöpe atarsınız. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi şunu ıslak mendille bir halledelim. Aslında şöyle yapalım. Ezan okundu dostlar. Nedense her videomda ezana denk geliyoruz. Ezanımız bitsin, ezana saygısızlık yapmayalım. Ezan bittikten sonra ben geleyim ve kaplamamıza devam edelim. Evet dostlar, şimdi devam edebiliriz. Öncelikle ıslak mendilimizi paketinden ayırıyoruz ve telefonumuzun kabını, arka kabını, işte yan çerçevelerini hiçbir şekilde kir toz bırakmayacak şekilde temizliyoruz. Önceden yapmıştım ama bayağı oldu, hani o tecrübemi falan kaybettim, o bilgimi kaybettim. Alt kısmına çok güzel eşit bir şekilde uyguladık. Dostlar uygulamayı bu şekilde yaptık. Dediğim gibi bu işte çok fazla profesyonel olmadığım için uygulama kısmını bana bakarak değil de uygulama kısmını aslında Paps Cover'ın YouTube sayfasındaki kaplama videolarına bakarak öğrenebilirsiniz. En doğru bilgi her zaman onlarda bulunur. Biz sadece burada deneyeceğiz, uygulayacağız. Bakalım telefonumuzda nasıl duracak. Bizim amacımız burada nasıl yapıldığını öğretmekten ziyade sadece sizlere göstermek, tanıtmak, bilginiz olsun diye. Kaplamayı taktım, koruyucu kağıdı çektim. Telefonumuzun Piano Black kaplaması tamamlandı.
Her ne kadar güzel yapamasam da ele verdiği hissiyat, kullanışı gerçekten arkadaşlar çok değişik. Ya güzel hissettiriyor. Hani bir de aldığınız her bir kaplamanın farklı bir hissiyatı var. Mesela bu Piano Black işte. Farklı bir desen ismi vardı. Bunu aldığınız zaman bunun sunduğu hissiyat farklı. Bunu aldığınız zaman bunun sunduğu hissiyat farklı. Hepsinin farklı farklı hissiyatı bulunuyor. Bu çok güzel. Bu çok güzel hissettiriyor. Önceden işte Xiaomi Mi 9T'yi karbon kaplamıştık. Ve tırtıklıydı mesela. Hepsinin verdiği hissiyat birbirinden farklı. Bu da zaten güzel hissettiren detaylardan bir tanesi. Telefonumuzu tamamen kapladık. Parlak siyah olduğu için illaki parmak izi yapıyor, leke yapıyor. Bunu taktığım zaman muhtemelen bunu da yapmayacaktır. Onu taktığım zaman ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Bakalım duruma göre ne olacak. Şimdi hemen sağ taraftan bakmaya başlayalım. Güç tuşu ve ses açma kapama tuşu bu şekilde güzel oturdu. Ancak ben genelde köşelerde başarılı olmuyorum. Köşeleri beceremiyorum. Üstteki mikrofon deliğiyle kızılötesi sensörünü burada yine güzel bir şekilde oturttuk. Bunlardan yana da sıkıntı yaşamadık. Sol tarafa geldiğimiz zaman yine köşelerde ufak tefek hatalar bulunabiliyor. Altta da aynı şekilde. Alt kısmı özellikle önem gösterdim. Çünkü şarj girişinin tıkası sıkıntı. Ondan sonra özellikle mikrofon ve hoparlör deliğini tıkarsa ciddi sıkıntılar olacağı için buraya özellikle önem gösterdim. Bu arada dostlar, bu işlemi yaparken mutlaka fön makinesi veya herhangi bir ısıtıcı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Öyle kuru kuru soğuğu soğuğuna yapmak pek de bana sorarsanız yani doğru gelmiyor. Çünkü esnemesi gerekiyor. Siz ısıttığınız zaman esniyor. Esnediği için de kolaylıkla yapışıp şekil alabiliyor. Kaplama gayet güzel. Piano Black olması güzel gösteriyor, güzel yansıtıyor, ancak ufak tefek parmak izi yapabiliyor. Bunu da umarım videosunu çekebilirim. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Ufak tefek bir kullanayım, kullanıcı deneyimlerinden bahsedeyim. Bir kere dostlar, Mi Home Mic normalde elde kayan bir telefon. Elinize durmaz. Çünkü parlak, kaygan bir malzeme yapısı bulunur. Ancak bu kaplama da öyle değil. Görüyorsunuz şu an tuttuğum açıyı. Hiçbir şekilde kayma falan yapmıyor. Sallayalım biraz. Kayma yapmıyor. Bu çok güzel. Güzel bir detay. Elinizden kaymaması güzel. Zaten çiziklerden ve ufak tefek darbelerden koruması da ayrıca güzel. Kamera lensimizin şurasında ufak bir toz tanesi gibi bir şey sıkıştı uygulamayı yaparken. Onu çıkarmaya çalışacağım birazdan toplu iğneyle, ancak şu anda böyle gözüküyor. Flaşlar çok güzel oturdu. Flaşlarda herhangi bir kusur falan bulunmuyor. Elde kullanım hissiyatı çok güzel. Kılıf kullanmak yerine bence kaplama kullanmak her zaman bir avantaj olmuştur. Uygulama konusunda kendinize güveniyorsanız yapabilirsiniz, ancak ben alacağım, abi takmayı bilmiyorum, almak istemiyorum bu yüzden diyorsanız telefoncuya götürebilirsiniz. Telefoncuya götürdüğünüz zaman telefoncu zaten işine alışık olduğu için, bu tür şeylere alışık olduğu için illaki güzel, sorunsuz bir şekilde yapacaktır. Bilgi edinmek istiyorsanız zaten Pops Cover'ı takip edip oradan bilgi edinebilirsiniz dostlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Satın alma linkini ve Pops Cover'ın YouTube sayfasını aşağı bırakıyorum. Uğrayabilirsiniz. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.